Merhaba arkadaşlar. Bu videoda FormKit adında bir kütüphane tanıtmıştım Vue eğitim serisinde. Vue tarafındaki en güzel kütüphanelerden bir tanesi. Hem dokümantasyon hem işlevselliği olarak. Bu takımın duyurduğu Drag and Drop adında bir kütüphane var. Bunu bir süre önce incelemiştim. Geçenlerde yine aklıma geldi. İşte bunu da sizinle paylaşmak istedim esasında. Biraz da güzel bir şeyler yapayım istedim. Dolayısıyla bir tane Kanban board yapalım istiyorum. Aslında Trello benzeri bir şeyden bahsediyorum. Bu kütüphane gerçekten güzel bir kütüphane. Hem Vue projelerinizde hem React hem Native JavaScript projelerinize kullanabileceğiniz. Size da küçük. Güzel bir kütüphane. Kullanması da görece çok basit. Ben videoyu başlatmadan önce şuradaki adımı gerçekleştirdim ve projeme bir tane yarnet diyerek ilgili library'i ekledim. Dolayısıyla şöyle aşağılara doğru geliyorum. Bu arada şeyin sitesi çok güzel. Kütüphanenin web sayfası. Şöyle drag drop'u bilmeyenler için de izah etmiş olalım. Drag drop aslında nesneleri sürükleyip bırakıp sıralayabildiğimiz ya da bir yerden bir yere taşıyabildiğimiz mekanizmalar. Native olarak da biz bunu implement edebiliriz. Hatta oradan başlayalım direkt konuya. Şöyle geleyim üste doğru. Uygulamamızı açalım. Şuraya bir tane mesela kutu yapalım. İşte ne olsun? Width'i 10 olsun. Yüksekliği de 10 olsun. BGS'i de red olsun mesela. İçine de box diyelim. Kaydedelim. Normalde ben bunu sürükleyip bırakamıyorum. Eğer bir objenin sürüklenip bırakabilmesini aktif etmek istiyorsanız dragable'ını true yapıyoruz. Dragable adında bir gördüğünüz gibi attribute var. Ben bunu dedikten sonra artık ben bu objeyi tutup gördüğünüz gibi sürükleyip bırakabiliyorum. Tabii bu tek başına yeterli olmuyor. Bir de bunun drag and drag, start, over gibi bir sürü event var. Bunları implement edip kendi drag drop sistemimizi yazabiliyoruz. Tabii drag drop üzerinde şöyle bir durum var. Bir sürü case olduğu için kimse tutup bununla kendi implement etmek için uğraşmıyor. Hazır kütüphaneleri kullanıyor. Dolayısıyla biz de drag and drop hanesini bu yüzden kullanacağız. Şöyle aşağılara gelelim. View'yu seçiyorum. Dokümantasyon dediğim gibi gayet başarılı. Şu kısmı şöyle bir kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Loyal to false seçtim. Görüntümüz basit olsun diye. Kütüphaneyi ekledikten sonra use drag and drop fonksiyonuyla beraber kütüphaneyi kullanıyoruz. Bunun içerisine bir tane array veriyoruz gördüğünüz gibi. Tabi illa bu şekilde olacak diye bir şart yok. Bu giriş seviyesindeki bir örnek. Geriye de bu bize parent ve tapes adında bir, daha doğrusu iki tane şey dönüyor. Bunlardan bir tanesi, hatta şunu şöyle kopyalayalım. Kopyalayamadım. Tekrar kopyalayalım. Kopyalayamadım. Önemli değil. Yazarız. İlgili drag and drop'un olacağı konteynere bu parent'ı geçiyoruz parametre olarak. Şunu referans olarak. Sonra li'ye gelip bildiğimiz v4 değil. Aynen doğru. Şuraya da tape. Dolayısıyla şu tapes'leri kullanıp liste içerisinde bir döngü kuruyorum. Geldim uygulamama. Şurayı kapatayım. Gördüğünüz gibi artık liste elemanlarını kendi aralarında sürükleyip bırakarak sıralayabiliyorum. Tabii burada ikinci parametre olarak options bilgilerini verebiliyorum. İşte on drop olduğunda ne olacak? Bir kabul etme kriteri verebiliyoruz. Çünkü şöyle düşünün, iki tane liste var. Listenin birinden bir elemanı tuttun, öbür elemana bıraktın. Ama üç tane diğer listeye item eklemek istiyorsun. Burada onun kontrolünü yapıp üçüncü elemanı kabul etmiyorsun. İşte maksimum üç tane eleman ekleyebilirsiniz ya da iki tane, neyse o. O şekilde uyarılar verip kullanıcılarınızı bilgilendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci elemanı da options dediğim gibi. Zaten dokümanda bunlara bakarsanız çok basit ve kolay bir dilde anlatılmış. Şimdi biz asıl yapmamız gereken, yapacağımız daha doğrusu uygulamaya şey yapalım, odaklanalım. Trello.com'a gidelim. Şöyle bir görüntü elde etmek istiyoruz aslında. Listeler var. Şöyle bunların her bir tanesini liste dersek bunların içinde de kartlar var. Dolayısıyla kartlara listeleyeceğimiz sütunlar yapacağız. Trello'nun ne olduğunu zaten söylemeyeceğim. Araştırıp bakabilir merak edenler. Ama Trello'yu çok seviyoruz ve kullanıyoruz. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şöyle şuraya geldim. Bir tane div yapalım. Bunun class diyelim. BGS sky'lı bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Yüksek de screen olsun. Tamam, güzel. Şuraya da gelip bir tane div oluşturalım. H1 oluşturalım. Adına da şey diyelim. Güzel. Kanban board iyidir. Bunun da BGS'in sky, bunun da açık bir renk olsun. Şöyle bir şey olsun. Padding'i de uyduruyorum. 5 olsun. Tamam, güzel. Şuna da class deyip text white diyelim. Görüntü güzel oldu. Şimdi asıl yapmamız gereken şeye geliyoruz. Bir tane div koyalım buraya. Şimdi bu yorumları yazalım çünkü spontan çekiyorum bu videoyu. Ne yapacağım açıkçası bilmiyorum. Buraya şey diyeceğim aslında. List container burası. Dolayısıyla şöyle flex diyeceğim şuna. Bunun içerisine bir tane div koyacağım. Bunun içinde de aslında benim bir listim var. Sütun vardı. List var. Tamam. Dolayısıyla bu
listeye de gelip şöyle içine gidelim tekrardan. Bir tane daha div oluşturalım. Listenin içinde de kartlar olacak. Şuna da kart diyelim. Kart neye benziyor aslında? Şöyle şu listenin boyu 96 olsun. Kartın işte padding'i ne bileyim 5 olsun. Background BG'si beyaz olsun. Bunun içine de girelim. Div diyelim. Kart title ve kart description olsun mesela. Kaydettim. Tamam, fena değil. Şuna gidip gap 5 diyelim. Tabii yanında bir şey yok. Bir şey olmadı dolayısıyla. Buna gap 5 dedik. Şuraya v4 item in 1-2 diyelim şimdilik. Tamam, güzel olmuş aslında bir şeyler. Margin de 5 diyelim. Kopsun yukarıdan. Tamam, o da güzel oldu. Şuraya gelirim. Rounded X'le. Çok böyle tasarımsal şey girmeyecektim. Spontan ona da girmiş olduk. Neyse. Tamam, kartlar bu şekilde. Dolayısıyla şurası da şöyle olacak herhalde. V4 item 2 in diyelim. 1-2-3. Şunu sileyim. Böyle bir görüntü elde ettim. Dolayısıyla şu listenin de space y diyelim, 5 diyelim. Tamam. Aslında güzel oldu. Tabii bunların dışına da bir şey koymak lazım ki bunun şey olduğu belli olsun. Buna da bg ne diyelim? Şöyle bir şey desek ne oluyor? Şöyle oldu. Aslında fena değil. Buna da padding 2 diyelim. Şöyle oldu. Buna da rounded diyelim tekrardan. Small kesmedi bizi. MD olsun. Tamam. Aslında güzel oldu. Şu 2 iyiymiş. Şuradaki 5'i de 2 yaparsak eğer. Görüntüde yok, yanlış yere yaptık. Alt taraftan space 2 diyeceğim sanırım. Tamam. Aslında fena olmayan bir görüntü elde ettik. Dolayısıyla listelerim var ve kartlarım var. Fena değil. Güzel. Şimdi şuradaki şu kısmı komponent yapmak istiyorum aslında. Ama oraya gelmeden şöyle bir şey yapalım. Şu moddan varmış zaten, güzel. Board.ts diyelim adına. Şuraya export interface. Aslında board dedim ama board değil bu ya. Card list olsun adı. Bir tane de şey olması lazım. Interface. Bir tane de kart olması lazım değil mi? Dolayısıyla şu kart listin içine gelip, yalnız bir şey unuttuk orada. Ona döneceğim. Şuraya cards diyeceğim. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. Kart listin kendi title olacak. Hatta doğru diyor. Bir de ID'si olsun. Tam ID'de number olsun. Bir de description olsun. Description iyidir. Aslında şunların her bir tanesini şuraya da koyabilirim. Şimdilik böyle dursun. Çünkü kart listesinin bir tanımı var. O listenin içerisinde de kartların bir tanımı var. Dolayısıyla fena olmadı. Burayı aslında uzun bir süre kullanmayız diye tahmin ediyorum. Şunu şöyle kapattım. Buraya geldim. Şurada bir tane data yapısı oluşturalım hemen. Ne diyelim? Const cart list diyelim. Reactive iyidir. Bunun içerisine şöyle cart list diyelim. Olsun. Ve alıştım artık şeye. Yani Visual Studio Code bu manada gerçekten çok can sıkıcı bir şeye geldi. Ne derler? Duruma. Buraya da cart list miydi adı? Neydi? Şuraya da card list diyeceğim. Şunun adını da gelip card list diyeceğim. Tamam. Tamam. Bu bir array. Kaydettim. Bir şeyler patladı. Bunu kabul etmedi. Niye? Models card list dedim. Tamam, sorun nerede? Diyezle başlamıyor muyduk? Yanlış mı hatırlıyorum? Tamam, hadi böyle yazalım ya. Tamam, burada type diyeceğiz buna. Kaydedeceğiz. Tamam, güzel. Şimdi şuraya gelip bir şeyler ekleyelim şuraya. Klasik işte title olacak. Yapılacak işler. Güzel. Description şöyle şunun içine gideyim. Description'ı opsiyonel yapalım. Şuraya da cards diyeceğiz. Ne olsun mesela? Aslında böyle işte. Ekmek al. Şuraya da ID 1 diyelim. ID dediğim gibi iyidir. Kullanırız belki. Kaydettim. Niye kızıyor bu? Tamam, sorun nerede? ID missing diyor. Şunun ID'si missing. Tamam, güzel.
Bir tane daha kart oluşturalım. Bu da şey olsun. Süt al olsun bu da madem öyle. Bir tane daha şundan şöyle oluşturalım. Bunun içinde kart olmasın. Bu da biten işler olsun. Kaydettim. Bu kart listi alıyorum. Benim drag and drop şeyime veriyorum. Fonksiyonuma nokta value. Şurası da kart list olsun. Şunu da kopyalayalım. Tabii kart list ismi çakıştı yukarıdakiyle. Buna ne diyelim? Zaten buraları kopartırız biraz sonra. Komponent haline getiririz. Drag and drop kart list. İyi olmadı bu isim ama yapacak bir şey yok şimdilik dursun. Dolayısıyla geliyorum. Şuraya paste ediyorum. Kart list olsun adı. Baştan kart list düzgün bir isimlendirme olmadığı için gördüğünüz gibi ta buralara kadar kötü bir şekilde geldi bu isimlendirme. Şu anda takıldım onu oraya. Kart in nokta cards diyeceğim aslında. Dolayısıyla şuraya da gelip kart nokta title, kart nokta description diyeceğiz. Kaydettim. Süt al, ekmek al. Buradan tutup bu tarafa atacağız şimdi kart, tamam mı? Ama burada şeyi unuttuk biz. Şuraya bir tane şey lazım. O da card list nokta title. Yapılacak işler bitecek. Tamam. Ya bu Tailwind'e kızıyor insanlar ama Tailwind'i ben seviyorum ya. Tamam. Çok yazıyoruz mazıyoruz ama yani şu ekranı 2 dakikada yaptık neredeyse. Hiç düşünmeden bir de yani. O kısmı bayağı bir güzel. Yani o kısmı beni bayağı bir mutlu ediyor. Tamam. Şimdi şunu şuraya tutup sürükleyip atacağız. Tabii bu kadar göründüğü kadar kolay olmayacak. Şöyle yapalım. Şunu birazcık rahat rahat yazalım. Komponente gelelim. New file diyelim. Buraya bir tane komponent oluşturalım. Cardlist.view olsun. Tamam mı? Buraya vbase şöyle diyelim. Sonrasında gelip şuradaki şu kısmı aldım. Şuraya koydum. Bu 1. Şunu alayım. Şuraya koyalım. Bu da 2 olsun. Tabii şöyle bir şey gerek. Tabii şunu şuradan üste taşıyacağız. Şuraya nasıl yazıyorduk? Unuttum. Const Cart list eşittir define model diyeceğim. Model olarak define edeceğim bunu. Dolayısıyla şuna şöyle yapmam. Herhalde böyle olur. Tamam, burası böyle kalabilir. Sonra geleceğim. Şunu şöyle yapalım. Cart list falan filan. Aslında şurayı düşünelim tekrardan. Evet. Burayı aldım. Buraya koydum. Buraya da gelip bir dakika emin olamadım. Yok, doğru gibi. Neyse olmadı, refaktör ederiz zaten. Aldık onu da buraya koyduk. Dolayısıyla şurası şey olacak. Böyle yazarsak burayı cards diyeceğiz buna. Şurası da cards olsun. Tamam mı? Yukarıdan bizim cards'ları alıyor olmamız lazım. Yani şöyle aslında cards diyelim buna. Şu da drag and drop cards olsun. Bunu da buraya koyalım. Sonra buraya gelip cards diyeceğim. Tamam, güzel. Bunlara kızdığımızda ama niye kızdı anlayamadım açıkçası. Bakacağız onlara. Tamam, şimdi şuraya refaktör edeceğiz. Geldik. Şuraya ben aslında şöyle geri gideyim. Şuraya ben kart list diyeceğim. VModel'le beraber de aslında kart listi içeriye göndereceğim. Dolayısıyla benim şu kısımla bir işim evet kalmadı. Tamam, dolayısıyla şunu alacağım. Şuraya koyabilirim. Şundan da bir işim kalmadı. Burayı bir toparlayalım. Cart list dedik buna. Aslında şöyle. Cart lists. Listelerin listesi. Tamam, güzel. Kaydettim. Bir şeyler çatladı, patladı. VModel cart liste kızdı. Niye kızdı buna? Cart list. Tabii burada şeyi yanlış yazdık. Kızması normal. Cart listi değil. Şeyleri göndereceğiz içine biz bunun. Şu kartların kendilerini göndereceğiz. Tamam, dolayısıyla kaydettim. Tamam, bunlar bir şeyler çalışıyor olması lazım dedik ama hiçbir şey çalışmadı. Şöyle sağ tuş tıklayalım. Inspect diyelim. Bir şeyler patladı çatladı mı? Yok, patlayan çatlayan da bir şey yok. Ama çalışmasını bekliyorduk aslında. Dur, bakalım tekrar kodumuza. Önemli değil. Burası böyle güzel. Şuraya geldik. Bu niye şimdi patlamış? Ha, şeyi vermedik de o yüzden bu arada. Bunu böyle dedik. Şu parent'ı vermediğimiz için herif şeyi bilmiyor. Şöyle yapalım. Ref parent diyeceğim. Kaydettim. Tamam, tasarımı düzeltiriz. Aa, süper. Buraya koyamıyoruz bunu tabii. Şundan dolayı koyamıyoruz. Şuraya gelip dokümantasyona gidelim. Ezbere bilmiyorum. Neydi adı? Açalım birazcık. Draggable mıydı? Gruplu muruplu bir şey vardı.
şu. Şuraya gelip grubun adına biz işte ne bileyim uyduruyorum. Kanban diyelim. Kaydettim. Uygulamama geri dönüyorum. Yenileyim burayı. Ne olur ne olmaz. Yine olmadı. Tabii şimdi şundan olmamış olabilir. Drop edeceğim yeri bilmiyor. Dolayısıyla şuraya şey yazsam fena olmayacak. Burayı düzelteceğiz. Div. V if drag and drop cart diyelim. Bu bir listeydi sanırım. Length 0 ise şöyle yapalım. Drop here diyelim. Şuraya da gelip class işte border dash olsun. Padding 5 olsun mesela. Olur mu dersiniz? Oldu. Gördüğünüz gibi çok da muhteşem oldu. Evet, güzel keyif aldım. Tabii şu div'i buraya koyunca şöyle yapmamız daha anlamlı olacaktır. Şöyle container bu olsun. Kaydedelim. Şey yanlış kodu kopyaladım. Pardon, özür dilerim. Şu kısmı alacağım. Bir dakika, kafam karıştı ya. Tamam, doğru. Padding 5 dedik. He, pardon. Özür dilerim. Şöyle yapacağız. Burayı kaydettik. Bu div dışarıda kaldı. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Şuraya space y dedik. Aslında bunun olması lazımdı ya. Lan övdük. Hemen bozuldu ya. Burada ne oldu da bu böyle oldu acaba? Buna bir border verip görmek istiyorum. Ha, neyse, hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle diyeceğim. Flex. Flex diyorum ya. Space. Direkt şöyle diyeceğim. Yani sonradan sonra refactor edip daha anlamlı bir hale getirilebilir. Dolayısıyla aslında yapmak istediğimiz şey gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir aklı gitti. Refresh edelim. Şu drop here'ın şeyini tabii kaldırdık. Şunu tekrar 2 dakikada yazalım. Border dash dedik. Padding de 5. Tamam. Muhteşem bir şey oldu. Görüntü oldu aslında. Dolayısıyla şunu yapabilirim çok basit bir şekilde. Kart liste geldim. Şuraya bir tane daha div koyayım. Buraya bir tane buton koyayım. Add new kart diyelim buna. Tamam, çok güzel. Ve buna tıklandığında handle add new kart olsun bu. Tabii buna şeyi vermem lazım. İlgili kart listesini vermem lazım. Tamam, güzel. Fena değil. Bunu kopyaladım. Şunu bir küçültelim. Geldik. Const. Şuradan da kart liste alıyorum zaten. Neydi? Kart list. Şunu yapacağım aslında. Kart list nokta value nokta push. Tamam, böyle bir şeyler oldu. İşte empty kart olsun bu da. Şey yanlış oldu ya. Böyle değil. Şurası şöyle olacak. İsmi yanlış oldu. Şuna isimlendirmeler çok kötü oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya astık. İşte kafam benim karışınca çok güzel karışıyor gerçekten. Ben de kendimi anlamıyorum. Doğru yoldayız. Şöyle olacak. İşte ID'si demin ne yapmıştım? Met nokta random mu yapmıştı şöyle. Şöyle olsun. Buraya da new card diyelim. Şunu da şöyle kopyalayalım. Şuraya paste edelim. Şöyle de bir şey olsun. Tamam. Dolayısıyla şuna tıkladığımda tamam. 10 numara 5 yıldız. Tuttuğumu da buraya atabiliyorum. Buraya da yeni kart oluşturabiliyorum. Gerçekten güzel. Bir tane de madem bunu yaptık şey de yapalım. Şuraya gelelim. Bu da şey olsun. Add new list. Tabi bunda hiçbir şeye ihtiyacım yok. Add new list diyelim şuna. Geldim şuraya. Const. Ne diyeceğiz buna? Kart list nokta value nokta add. Add diyorum push. Tamam. Çok güzel. Dolayısıyla şunu şöyle çekelim bu tarafa. Add new list diyorum. Yeni bir tane liste oluşturdu. Yeni bir tane kart oluşturdum. Tuttuğum kartı bu tarafa atıyorum. Bütün kartları buraya aldım. Hatta bütün kartları biten işlere alalım. Bir aklı gitti yine. Şunu bir yenileyelim. Yine aklı gitti. Neyse, ufak tefek bug'lar olabiliyor. Olsun, çok önemli. Ama gördüğünüz gibi temel mekanikler olarak gayet güzel çalışıyor. Bence çok fena olmadı yani. Gayet güzel oldu. Video uzadı diye burada keseyim bu videoyu. Eğer hoşunuza gittiyse bu drag drop meselesi, bunu bir tık daha ileriye taşıyabiliriz. Yani bunu mesela buradaki state bilgisini database'e yazmamız lazım. Bu bilgi database'e nasıl yazacağız? Ve oradaki senaryolar neler? Onlara değinebiliriz. Şimdilik böyle bir video olsun. Ramazan'ın sonlarına geldik. Artık iyice oruç yormaya başladı bu saatlerde. Dolayısıyla içerikte bazı sorunlar olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.